akaryakıt istasyonunun marketinde çalışan genç adam yanlışlıkla eksik para üstü verdi. Özür diledi ama şehir magandaları dinlemedi. Tekme tokat saldırıp terör estirdiler. İçkili oldukları için ben ne kadar durumu anlatmaya çalışsam da fayda etmemişti. Magandaların gözü dönmüştü. Benim yakamı tuttu, duvara vurdu beni. Allah göstermesin, bıçak olsaydı benim oradan kurtuluşum yoktu. Para üstünü şaşırıp yanlış verince gözü dönen magandaların hedefi oldu. Ölümden döndü. Ben ekmeğimi kazanmaya çalışırken ölümden döndüm. Olay Halkalı'da bir benzin istasyonunun marketinde yaşandı. Geçtiğimiz cumartesi akşam saat 20.30 sularında 3 kişi markete geldi. Aralarından siyah giyimli olan marketten bir sigara aldı. Ben 20 TL verdiğini düşünerek müşteriye 1,5 TL geri verdim. Müşteri de bana 50 TL verdiğini söyledi. Beyefendi kusura bakmayın dedim. Yanlış bir anlaşılma olmuş dedim. Özür dileyip paranın üstünü geri verdi ama fayda etmedi. Sonrasında gittiler. Saat 9'u 1 geçer gibi geldiler. Bir anda bana saldırmaya başladılar. O maganda genç adamın önce yakasına yapıştı, defalarca tehdit etti. Sen benim paramın üstüne mi çullanmaya çalışıyorsun lan dedi. Ardından da arka arkaya yumruklar savurdu. Yetmedi, yere yatırıp tekmeledi. Kafa attı. İşte diş kapağıyla yüzlerime, gözlerim, kaşlarıma vurdu. Beni kasadan tuttular. Üçü bir arada çektiler. Sürükleyerek beni kapı önüne götürdüler. Dışarıdaki polisler olmasaydı belki beni dışarıda daha kötü öldüreceklerdi. Bakın genç adam ne hale geldi. Gözünde morluk, alnında yarık ve yüzünün bazı bölgelerinde de hala yara izleri var. Para üstü meselesinden dolayı darp edilen Beytullah Keskin savcılığa o magandalar hakkında da suç duyurusunda bulundu. Şehir zorbaları yakalanıp gözaltına alındı ama nasıl olduysa oldu, yaşattıkları bu dehşete rağmen serbest bırakıldılar.